Şimdi Okan Bey, hemen sizinle başlamak istiyorum. Şimdi bir beka meselesi diyor bakan, beklenen deprem için. Nasıl ihtimallerden bahsediyoruz? Olası bir depremde İstanbul'u nasıl riskler bekliyor? Bir hemen sizi ayağa rica edeyim, haritalar üzerinden konuşalım. Şimdi yer bilimlerinde bir temel kural vardır. Geçmişte bir yerde şöyle, bir olay gerçekleşmişse gelecekte de olur. Dolayısıyla İstanbul'un tarihine baktığımız zaman aşağı yukarı 2000-2500 yıllık tarihini biliyoruz İstanbul'un. İstanbul geçmişte çok depremlerle yıkılmış. Özellikle 17 Ağustos'tan sonra Marmara Denizi'nin içi oldukça detaylı araştırıldı. Ve 17 Ağustos'ta olan depremden sonra iki tane deprem, doğuda ve batıda iki deprem beklentisi vardı. Bunlardan doğuda olan Kaynaşlı depremi Kasım ayında gerçekleşti. Batıdaki ise hala bekleniyor. Öte yandan 1912 yılında şurada Ganos Fayı dediğimiz fayda kırılmıştı. Dolayısıyla bu Tekirdağ Havzası'ndan başlayan, adaların önünden geçen ve İzmit Körfezi'ne kadar geçen bir fayın kırılması bekleniyor. Bu fayın içerisinde tek bir faydan çok, çok parçalı faylar var. Burada gördüğümüz her bir dönüş ya da kopukluk bir fay parçasını, segment diyoruz biz buna, fay parçasını gösteriyor. Bu fay parçalarının biri mi kırılacak, üçü birden mi kırılacak, beşi birden mi kırılacak? Bu tartışma tabii bilmediğimiz bir tartışma aslında. Deprem anında nasıl davranacağını bunların bilmiyoruz. Dolayısıyla bir deprem beklentisi var. Bunun büyük olma olasılığı da var. Acaba böyle bir deprem olursa bizi nasıl etkiler? Bu sadece İstanbul için konuşacağız ama tüm Marmara çevresi için geçerli olan bir şey. Nüfus olarak tabii İstanbul daha en çok etkilenecek şehir olarak görülüyor. Şimdi senaryolar var. Senaryolar amacı şu. Böyle bir deprem gerçekleşirse, şurada bir deprem, burada bir deprem, başka bir yerde bir deprem gerçekleşirse nereler hangi şiddette sarsılır? Bildiğimiz gibi iki kavram var. Bir tanesi büyüklük, diğeri şiddet kavramı. Büyüklük depremin odağında olan bir değer, cihazlarla ölçülen bir değer. Şiddet ise yüzeyde bizim sarsılmamızın ölçüsü. Şimdi bir sonraki şekli alacak olursak, ben böyle bir senaryolar hazırladım çok uzun süredir. Zaman zaman bu bunları değiştiriyorum. Bu özellikle 1999 depreminden sonra yapılan çalışmalarda şu parçanın 1912'de kırıldığı, o kırığında aşağı yukarı bu Tekirdağ çukurluğu dediğimiz yere kadar geldiği anlaşıldı. Bu aradaki kesimin de sürtünmesiz bir kayma yaptığı ileri sürülüyor. Dolayısıyla depremin ağırlıklı olarak beklendiği yer İzmit Körfezi ile bu Tekirdağ çukurluğunun arasındaki kesim. Ancak bu da parçalardan oluşuyor. Bir sonrakini alalım. Bunlar acaba tek tek ya da bir arada kırılırsa ne olur? Şimdi adalar fayı dediğimiz, şurada İzmit Körfezi'nden başlayan ve Yeşilköy açıklarına kadar, Bakırköy açıklarına kadar uzanan bir fay, kırmızıyla gösterdiğimiz. Bu aşağı yukarı 35 kilometre, 37 kilometre boyunda bir fay. Bu kırıldığı takdirde 6.8'lik bir deprem üretiyor. Böyle bir deprem olduğu takdirde de burada kırmızıyla gösterdiğimiz yerler, adalarda kırmızıyla gösterdiğimiz yerler, bu tarafta Bakırköy, Yeşilköy, Çekmece arasında kırmızıyla gösterdiğimiz yerler çok şiddetli sarsılacaklar. Dolayısıyla bu sarsıntıda eğer binalarda da zayıflık, depreme karşı bir çekince varsa o zaman bunların hasar alabileceğini söyleyebiliriz. 6.8'lik bir deprem 9 şiddetinde mi hissedilecek bu? Evet, burada 9 ve üzeri şiddetler var. Bu mavi olanlar 8, 7 ve 6. Özellikle hasarın kötü yapılmış binalarda 8'den itibaren başladığını da söylemek mümkün. Bir sonrakine geçelim. Şimdi bu değil de mesela Tekirdağ çukurluğundan Yeşilköy açıklarına kadar olan deprem olursa bu da 7.1-7.2 civarında bir deprem yaratıyor. Bu durumda ise İstanbul'un Avrupa yakasında özellikle Büyükçekmece'den Eminönü'ne kadar olan kesim ki buradaki zeminin zayıf olduğunu da biliyoruz diğer bölgelere oranla. Dolayısıyla burada denize bakan bir hat boyunca
kırmızıyla gösterdiğimiz yerlerin yine şiddetli sarsılması söz konusu. Bir sonrakini alalım. Bir başka senaryo. Bu biraz daha ileri doğru gider, Ganos'a doğru kırılırsa bu defa ortaya çıkacak deprem büyüklüğü 7,5 civarına çıkıyor. Özellikle yine Avrupa yakasında Büyükçekmece, Mimar Sinan'dan başlayan, işte sahil şeridinde Avcılar, Bakırköy, Eminönü'ne kadar yukarı doğru da aşağı yukarı 10-12 kilometrelik bir hat boyunca yine kırmızıyla gösterdiğimiz yerlerin şiddetle sarsılmasını bekliyoruz. Benzeri şekilde Anadolu yakasında da kırmızıyla gösterdiğimiz yerlerde, adalarda şiddetli sarsılmayı görüyoruz. Şimdi bu ihtimal biraz zayıf bir ihtimal. Niçin? Çünkü 1912 depremi batı ucu kırdığı için. Ama şunu gördük, özellikle 6 Şubat depreminde tek bir fay değil, çok sayıda fay parçası da kırılarak böyle bir daha büyük bir deprem gelişebiliyor. 1912'den bu yana aşağı yukarı 111 yıl geçti. Bu 111 yılda da orada bir enerji birikimi söz konusu. Bir dahaki şeyi de alalım, haritayı alalım. Eğer olur ki zayıf ihtimal, ama zayıf ihtimalleri de söylemek zorundayız ki hazırlıklı olabilelim diye. O zaman bütün Marmara'daki fay tek bir seferde kırılırsa kısa bir süre içerisinde bu defa 7,6'lık bir deprem ortaya çıkıyor. Bu defa yine Avrupa yakasında sahilden itibaren aşağı yukarı 20 kilometrelik bir zon içerisinde Anadolu yakasında ise Tuzla'da, Kartal'da, Maltepe'de, Kadıköy'de özellikle zayıf olduğunu bildiğimiz zeminlerde şiddetli bir sarsıntı ortaya çıkıyor. Senaryolar bu şekilde. Bir sonraki şekli de alalım. Onda da birkaç bir şey söyleyip bitirmek istiyorum. Şimdi bu bütün riskler için ortaya konulmuş bir çizelge. Çok basit de bir çizelge aslında. Burada şunu söyleyebiliriz. Bir tehlike varsa tehlikenin büyüklüğü bu çemberin büyüklüğüyle orantılı. Risk unsuru dediğimiz unsur nüfus olabilir, binalar olabilir, depremin hasar vereceği değerler olabilir. O da bunun büyüklüğü. Üçüncüsü ise hasar görebilirlik. Yani siz bir ev yapıyorsunuz ama ev depreme dayanıklı, tehlike ne kadar büyük olursa olsun hasar görmüyor. Ya da çok zayıf yapıyorsunuz. Siz binayı zayıf yaptıkça bu çemberi büyütüyorsunuz. Depreme dayanıklı, dirençli yaptıkça bu çemberi küçültmüş oluyorsunuz. Şimdi bunların üçünün kesişmesi aslında afet riskini gösteriyor. Deprem için tehlikeyi değiştirmek mümkün değil. Tehlike az önce senaryolarda gösterdik. Geliyor zaten deprem. Geliyor ortada ve hangi büyüklükte geleceğini de belli senaryolarla kestirmek mümkün. Risk unsuru dediğimiz şey deprem açısından baktığımız zaman nüfusun yoğunluğu, binaların fazlalığı, sanayinin fazlalığı. Siz deprem olacak bir bölgede nüfusu çok artırırsanız, sanayiyi çok artırırsanız, binaları çok artırırsanız çemberin çapını büyütüyorsunuz. Çemberin çapı büyüdükçe de şuradaki kesişen üçgen büyümüş oluyor. Hasar görebilirlik, zayıf yapılar yaparsanız, çevre kirliliğine yol açacak malzemeyi getirip deprem riskinin yüksek olduğu yere, deprem tehlikesinin yüksek olduğu yere koyarsanız, yani bu çemberin çapını büyütürseniz yine üçgenin çapı büyümüş olur. Özetle şunu söylemek istiyorum. Deprem tehlikesi bellidir. Deprem tehlikesinin nereden geleceği, hangi büyüklüklere ulaşabileceği bellidir. Bizim dolayısıyla tehlikeyi değiştirme şansımız olmadığı için biz ya risk unsurunu biraz bu çemberin üzerinden dışarı çekeceğiz ya hasar görebilirliği biraz çekeceğiz ki bu üçünün kesiştiği noktayı mümkün olduğunca küçültelim ve olabilecek bir deprem sonunda bir afet, bir felaket yaşamayalım.